Tavsiye Defterinden merhaba. Bugün çok özel bir kitaptan ve çok özel bir kitabın yazarı Ali Eriç Bey'den size bahsedeceğim. Şu an kendisi de yanımda ve güzel bir gün misafirle hazırlanmış bir video olacak. Ali Eriç Bey İstanbul'dan İstanbul'a Bir Dünya Seyahati isimli bir kitap yazdı. Çağımızın Evliya Çelebi'si, İbn Battuta'sı, Marco Polo'su diyebiliriz. Belki biraz daha fazlası var çünkü dolaşılan coğrafya çok büyük bir coğrafya. İstanbul'dan araçla yola çıkıp neredeyse dünyanın üzerinde bir daire çizip yeniden İstanbul'a gelinilen çok yüksek adette kilometre yapılan 1137 gün süren bir yolculuk. Bu yolculuk büyük güzel hatıralarla kalmamış. O hatıralardan sonra güzel bir de kalın hacimli okunası bir kitaba dönmüş. Yazarımız buradayken ben birkaç soruyu şahsen kendisine sormak istiyorum. Kitaptan okuyup araştırıp cevap vermektense cevabı hazır ondan almak istiyorum. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar sürdü yolculuğunuz, nerelere gittiniz, nasıldı, bir anlatın bize ne olur. Yolculuk 3 yıl, 1 ay 10 gün sürdü tam. Yani İstanbul'da evimin önünden çıkıp tekrar evimin önüne gelesiye kadar geçen süre. 5 kıta 39 ülke geçtim. 5 kıta 39 ülke. Evet, evden çıkıp sürekli doğuya giderek yaptım bunu. İşte önce Asya, daha sonra Kuzey ve Güney Amerikalar, Afrika ve Avrupa. Ara geçişleri gemiyle herhalde. Evet, aralarda konteynere yüklüyordum arabayı ve kargo gemisiyle bir sonraki hedefime gönderiyordum. En uzak zaman ne oluyordu oradaki geçişlerde? Valla zaman zaman 2,5-3 ayı bulduğu oluyordu evet. Çünkü aktarılarak buldu. Yani normalde kendiniz gitseniz daha kolay dolaşacaktınız değil mi? Evet. Bir aracı da sırtınıza taşımış gibi oldunuz. Kartonun bağlı sırtındaki gibi. Yolculukta unutmadığınız şeyler mutlaka vardır ki hacimli bir notlar tutmuşsunuz. Buradaki bu kitapta yani anlatım dili olarak da edebiyat tarafı çok kuvvetli bir metin yazmışsınız. Teşekkür ederim. Böyle unutamadığınız, yani keyifle hatırladığınız veya ya yaşamasam iyiydi, çok bunalttı beni dediğiniz şeyler oldu mu? Olmaz mı tabii, yani bir dünya seyahatinde insanın karşısına bir sürü şeyler çıkıyor. Ne bileyim, çok keyif aldığım şeyler de oldu, pes ettiğim zaman da oldu. Hepsinin ayrı bir şeyi var, anısı var. Unutamadığınız bir tane. Yani insanın unutamadığı anılar böyle gezilerde genellikle kötü anılar. Kötü anılar, harika. En kötüsü de herhalde arabamdaki bir problem nedeniyle, çözülemeyen bir problem nedeniyle Meksika'da artık pes etmemdir. Onlar yani... Fakat neyse ki arabanın üreticisi firma burada ona yardımcı oldu, bayağı destek çıktı ve onlar sayesinde yeniden devam etmeye karar verdim. Evet. Bir diğer kötü anı da şeydir, Demokratik Kongo'dur. Çok zor bir ülke. Protokoller mi zor? Valla geçişler de zor, her şey zor orada. Hayat zor, coğrafya çok zor, yol yok, altyapı hiç yok. Biraz da fazla taciz var. Özellikle resmi görevliler tarafından taciz, böyle sürekli olarak bir yolunacak tavuk gibi evet. Bakıyorlar. 500 dolar daha var. Aynen öyle. Şimdi seyahat normalde bizim kültürümüzde tebdili mekanda ferahlık vardır cümlesiyle başlıyor. Evet. Buradan yani herkesin yaz gelsin, işten kaçayım, kaytarayım dediğinde böyle bir dünya fikri ve bir yere kaçma arzusu var malum. Doğru. Şimdi gençlerin özellikle tam da gençlik çağında dünya görme şeyi bir hayat görmüş geçirmiş insanlardan biraz daha fazla oluyor. Özellikle gençlere ve tam da yaza girmiş olduğumuz günlerde hani şuralara gitsinler, hiç zorlanmazlar, keyif de alırlar, fotoğraf da çeksinler, otelde de kalsınlar, yok boş verin yanardağa çıksın. Oradan manzaraya baksınlar diyeceğiniz bir adres var mı? Valla çok var. Yani çok var yani dünyanın her yerine gitsinler aslında. Evet. Yani onun sınır için özellikle evet bir sınır koymasınlar. Özellikle bir adres vermek çok güç. Ama yani erişebilecekleri her yere gitmeliler bence. Yani tabii önce Türkiye ama Türkiye'nin dışını gezmeye başlamak bir an önce lazım yani gençler için özellikle. Gezmek çünkü insanın ufkunu açıyor ve dünya görüşünü değiştiriyor. Genel itibariyle benim böyle insanlardan, özellikle Türk insanından beklentim şu. Bir kez en azından yurt dışına çıksınlar, sonra Türkiye'ye tekrar gitsinler. Hayatla ilgili kanaatlerini ondan sonra belirsinler. Çünkü dışarı çıkmayamış insanın ufku da, hayata bakışı da çok başkalaşıyor ve
başkalaşıyor derken, daha doğrusu çıkanınki başkalaşıyor. Burada kalan arkadaşların dünyayı doğru tanımlaması, dünya hakkında doğru cümleye varması nispeten daha az, daha seyrek oluyor. O yüzden hani herkese birer kez pasaport aldırmak, hadi kardeşim en yakınından en uzağına bir dışarı çıkalım hep beraber demek. Sonradan bir daha ülkemize dönelim desek ve bu tecrübeyi yaşasak herhalde Türkiye daha parlak, daha aydınlık bir ülke olur. Kesinlikle, ben de aynı fikirdeyim. Yalnız bir şey var, bu böyle paket turlarla yurt dışı seyahatleri bu şeyin içerisinde, değerlendirmenin içerisinde girmemeli. Çünkü orada böyle bir fanusun içerisinde konuyorsunuz ve işte evet, yurt dışına götürülüyorsunuz belirli yerlere. Gezdiriliyip getiriliyorsunuz. Hı. Yani o benim için bir yurt dışı gezisi değil. Aynen. Yani bir yurt dışı tecrübesi kazanamıyorsunuz orada. Aynen. Sadece işte zaten herkesin gördüğü, işte ne bileyim televizyonlarda, dergilerde, gazetelerde de gördüğümüz, aynen, fotoğrafları, filmleri, aynen, kendi gözlerinizle görüp geliyorsunuz. Yani genelde yemek turu gibi oluyor aslında zaten. Evet, yani evet. Şu otelde kaldım, evet, bu restoranda yemek yedim, çok güzeldi. Ne evet, kadar gibi. Yani toplulukla yapılan, turlarla yapılan seyahatler. Yani yabancı ülkeyi yaşamıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. İnsana temas etmiyorsunuz. Evet, etmiyorsunuz. Bir yani isim soy ismi alıp sonra geldiğinizde bir daha uğrayacağınız kimseniz olmuyor. Evet. Oteller, evet, yemekler, aynen dediğiniz gibi. Evet. Ali abi, biraz kitaptan bahsedelim. Kitabı Genius Yayınları basmış. Hacimli bir adette, 520 küsur sayfa. Kitabın gelirleriyle ilgili de bir mevzu var. Onu senden dinlemek isteriz. Nedir? Şimdi kitabı yaparken, hazırlarken bir işe yarasın istedim. Yani sonuçta hani bunun gelirinden bir maddi beklentim yoktu. Fakat işte bunun da bir işe yaramasını istedim. Kuruluşundan beri benim sürekli olarak takip ettiğim ve takdir ettiğim bir vakıf, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Onlara bağışlamayı uygun buldum. Evet. Bana kalacak olan kısmını tabii, evet, satış. Telif kısmı. Tane, evet. Nerelerde bulabilir? Okumak isteyen, almak isteyen. Şimdi aslında internette daha çok, daha kolay erişilebiliyor. Fakat bildiğim kadarıyla D&R mağazalarında da var. Remzi Kitap Evleri'nde var. Onun dışında bilmiyorum. Yani herhalde büyük zincirlerde var. Zincirlerinde, mağaza zincirlerinde. Ama en çok herhalde D&R'larda bulunacak. Tamam, internette de o zaman kitap adresi, kitap yurdu. Evet evet, yani kitap yurdu, yine D&R, evet, Babil.com gibi. Ha, internetten kitap satışı yapan bütün yerlerde bulunuyor. Tamam. Evet. Söyleyeceğiniz aklınıza gelen abi hatıralar, hani biz uzun uzun konuşmuyoruz, kısa tutuyoruz mevzuları. Şunu söylesem diyeceğim bir şey varsa. Vallahi şimdi işte yani benim aslında kitabı yazmaktaki amacım, benim seyahate çıkarken seyahatin başında hiç kitap yazmak gibi, bunu kitap haline getirmek gibi bir amacım yoktu. Fakat sonradan çok baskı gördüm yani. Bu kadar tecrübeyi çöpe atma mutlaka lazım. Evet, evet, bir işe yaramasını istiyor herkes. Ben de gerçekten onlara hak verdim. Evet. Bir de bir diğer amacım vardı. Biraz önce de konuştuk. Yani gençlerin daha çok gezmesini istiyorum ben. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu çünkü. Evet. Yani biraz daha genişletmeleri gerekiyor ufuklarını. Ve dünya görüşlerini değiştirmeleri gerekiyor. Birbirlerine karşı saygısı, farklılıklara karşı saygısının daha gelişmesi gerekiyor insanların. Bunun da en iyi çarelerinden bir tanesinin yurt dışına açılmak ve dünyayı görmek. Değişik insanlarla tanışmak, değişik kültürlerle tanışmak, onlarla iletişim kurmaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kitabın da işte gençlere bir cesaret vereceğini, bu seyahat konusunda cesaret vereceğini, yol haritası olacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir kitap çıkarmayı düşündüm. Umarım bu işe yarayacaktır. Yani böyle bir faydası olur diye umuyorum. Peki şey soracağım. Şimdi ben de şimdi yol tecrübelerim var ve genel itibariyle Türkiye'de önce bir yazı da yazıyorum, yaptığım yolculuklarla ilgili. Hacimli de bir kitap olmuş ya bu. Burada hani dönüp de hatırlayıp, ya şunu da mı yaşamıştın deyip yapılmış bir kitap değil, onu fark ediyorum. Yolda yazdınız mı? Hani zaten uzun bir sürece yayıldı ya. Dönünce mi notlarınızı derlediniz, yoksa yolda zaten yazıyor muydunuz? Yok, yolda zaten yazıyordum. Yani benim zaten bir web sayfam vardı. Hı-hı. Onu işte haftada bir iki güncelliyordum. Hı-hı. O güncellediğim yazılardan derlenmişti bu kitap zaten. Ve izleyenlerim vardı. Hı-hı. İşte yaklaşık 800 bin kişi civarında, hı-hı, bir izleyenim vardı. Onlar da okuyorlardı. Çok güzel. Yani sonuç olarak bir şey sırasında, seyahat sırasında yazılmış yazı. Tamam, notlar yaşanırken yazılmış. Evet. Güzel, evet, eyvallah. Peki şey,
gittiğiniz yerlerde tabii ki hani yeri geldiğinde otelde de kaldınız, yeri geldiğinde arabanız da müsait sayılır. Hani bir şey arkada koltukta kıvrık uyumuşsunuzdur da otele yetişememişsinizdir, bir kalacak yer bulamamışsınızdır. Evet. Bazen bizimki bu sayıda, Gezgin Dergisi'nin son sayısının kapağında da var. Sanki böyle kamp kurmuşluk gibi süreçleriniz oldu değil mi araçta? Tabii tabii. Zaten benim aracımın üzerinde port bagaja bağlı bir çadırım vardı. O çadırı açıyordum ve orada yatıyordum. Yani aslında amacım genellikle çadırda kalmaktı. Ama yerleşim yerlerinde tabii çadır açmak pek kolay olmuyor. Yani insanların arasında öyle çadırı aç, onun içerisinde yaşa falan pek kolay olmuyor. Oralarda da işte olabildiğince hostel gibi, pansiyon gibi yerlerde kalmayı tercih ediyordum. Otelleri pek tercih etmiyordum. Eğer zorunlu değilsem. Hani insanlarla daha iç içe olmak, hem yerel insanlarla hem işte benim gibi gezginlerle birlikte olabilmek için, onlarla görüşebilmek, konuşabilmek için hostel veya pansiyon türü konaklama yerlerini tercih ediyorum. Evet, Ali Eriç Bey'le güzel bir söyleşi yaptık. İstanbul'dan İstanbul'a Bir Dünya Seyahati isimli kitabını tanıttık. Hakikaten imrendirilecek bir yolculuk, keyifli bir yolculuk. Kitapla beraber bu ayki Gezgin Dergisi'nin Haziran 2016 sayısının kapağında da Ali abinin güzel bir fotoğrafı var. Hem derginin içinde hem kitabın içinde yolculukla ilgili paylaşımların, fotoğraf anlamında, görsel anlamında da paylaşımların olduğunu göreceksiniz. İyi bir tur rehberi, iyi bir dünya rehberi. Fotoğraf anlamında da üst seviyede, kalitesi yüksek fotoğraflar var. Hem imreneceksiniz hem acaba ne yapsam, ben yolculuğu nasıl hesaplasam diyeceksiniz. Kaçırmayın, tavsiyem Ali Bey'in, Ali Eriç Bey'in bu modern çağ evliyası diyeyim, modern çağ Marco Polo'su diyeyim, Ali abinin bu kitabını mutlaka edinin, okuyun. Tavsiye defterinden merhaba. Bir gezgin olarak keyifle okuduğum, zaten şahsında da hayran olduğum bir büyükten bahsedeceğim, bir hocadan bahsedeceğim. Hocaların hocası diyebiliriz. İlber Ortaylı.